Bugün çok değerli bir konuşmacımız var. Sağ olsun Zeynep Çelik hocamız bizi kırmadı. Bizimle Avrupa Şarkı Bilmez konuşmasını, o kitabını anlatmayı kabul etti. Profesör Zeynep Çelik, Bilim Akademisi üyesi. Aynı zamanda New Jersey Institute of Technology, Teknoloji Enstitüsü'nün özgün bir emeritus profesörü. Şu anda Kolombiya Üniversitesi'nde yarı zamanlı. Kültürler arası ilişkilere yoğunlaşan çok sayıda çalışmalar yaptı şimdiye kadar. Ve bununla ilgili birçok dergi editörlüğü var, kitapları var. Mesela Journal of Society of Architectural Historians'ın editörlüğünü yaptı. Walls of Algiers ve Scramble for the Past, Geçmişe Hüzün ve Camera Ottomans gibi sergilerinde düzenlemesini, küratörlüğünü yaptı. Şu anda Ramallah'ta Cotton Vakfı tarafından hazırlanmakta olan Palestine from Above adlı serginin küratörlüğüyle uğraşıyor. Yayınlarından birçoğu var. Birkaç tanesini söyleyeyim. Kendisi de bahseder, siz de bulabilirsiniz. Bir tanesi 86'da yayınlanmış ve sonra Institute of Turkish Studies ödülünü, kitap ödülünü kazanmış olan The Remaking of Istanbul, Türkçesi Değişen İstanbul. Displaying the Orient adlı bir kitabı 1992'de yayınlandı. Onun da Türkçesi Şarkın Sergilenişi. Sokaklar ve İnsanlar adlı bir kitabı var, 2007'de yayınlanmış ve Empire Architecture and the City diye yaptığı Society of Architectural Historians Spiro Christoph kitap ödülünü kazanmış olan bir kitap var. Türkçesi de İmparatorluk, Mimari ve Kent. Bunların hepsini okumak için ben de can atıyorum. Bazılarını biliyorum ama çoğunu bilmiyorum. Konumuz birazcık farklı. Son zamanlarda 2020'de yayınlanan Avrupa Şarkı Bilmez kitabını bugün anlatacak. Bundan önce olan Türkçesi Asar-ı Atika olan 2016'da yayınladığı bir kitap var. Kamera Ottomanı olan bir başka kitabı da bir ondan önce gelen. Bugünkü çalışmasını kendisi uzun uzun anlatacaktır elbette. Ama bu anlattığı dönem 1872 ile 1932 arasında Osmanlı İmparatorluğu dönemi, erken Cumhuriyet dönemi, o zamanki şarkıcılık. Yani burada bir sürü karakter de göreceksiniz. Çok bilinen tarihi karakterler tabii. Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ahmet Haşim, Şevket Süreya, Nazım Hikmet, onlardan da bahsedecek. Ama şöyle diyeyim ben size, beni en çok heyecanlandıran kısım, 100 yıl önceye gidiyoruz. 100 yıl önce bakalım neler oluyormuş, onları göreceğiz. Ben fazla zaman almadan hemen Zeynep Hoca'ya hoş geldiniz diyeyim tekrar. Söz sizin Zeynep Hoca'm. Hoş bulduk. Pınar hocamıza çok teşekkür ediyorum bu cömert girişinden ötürü. Hepinize iyi akşamlar. Bu karışık ve zor zamanda sizler de kültür tarihimizin nispeten az bilinen bir cephesi üzerinde bir sohbet yapacağım. Umarım düşüncelerinizi bir miktar dağıtabilirim. Sizleri başka yerlere çekebilirim. Ama önce konuşma formatının hantallığından bahsetmek istiyorum. Yani neredeyse bir yıl oldu. Hala izleyicilerin yüzlerini görmeden böyle ekrana kendi kendime konuşmaya alışamadım. Sohbet dedim, sohbet demek de yanlış. Umarım konuşmamın sonundaki soru cevap kısmında daha bir sohbet haline getirebiliriz bu alışverişimizi. Yani kısaca acemiliğimi affedin diyorum. Konuşmanın
Başlangıç noktası, yani konuşmamın esası bu yeni yayınlanan kitabım Avrupa Şarkı Bilmez, Pınar Hoca'nın da bahsettiği gibi. Birkaç ay önce Koç Üniversitesi yayınlarından Türkçesi çıktı, İngilizcesi de şu anda elimize geçti. Birkaç hafta sonra onu da elde etmek mümkün olacak. Şimdi kitabın adı Avrupa Şarkı Bilmez. Avrupa Şarkı Bilmez, Namık Kemal'in 1872'de yazdığı ve İbret Gazetesi'nde yayınlanan ünlü bir makalenin başlığı. Bu kısa dönemi Osmanlı entelektüelleri arasında gerek imparatorluğun tarihi, gerek İslam dini konusunda yazan, çizen Avrupalı yazarların gerçeğe aykırı anlatımlarını, saptırmalarını ve hatalarını hedef alan heyecanlı, hararetli ve öfkeli bir söylemin başlangıç noktası oldu. Bu dönemin entelektüelleri dünyaya açık, kozmopolit ve kendilerini modernite projelerine adamış kimseler, Avrupa'nın kendilerini çarpıtıcı bir şekilde temsil etmelerine sessiz kalmaları mümkün değildi. Nitekim seslerini bağıra çağıra en azından ülkeye duyurmaya çalıştılar. Şimdi bu ortaya bir söylem çıktı. Bugünkü perspektiften baktığımız zaman görüyoruz ki ortaya bir söylem çıkmış. Fakat bu söylem dağınık bir söylem. Olmadık yerlerde kendini belirtiyor. Yani başı sonu olan zamanında birbirini tamamlayan bir söylem olup olmadığını daha sonra da tartışabiliriz. Avrupa Şarkı Bilmez kitabında aradan 100 yıl zaman geçtikten sonra bu tarihi iddialara, bu tarihi yazıma kulak vermek amacım ve oryantalist eleştirinin coğrafi ve tarihsel alanını genişletmeyi umut ettim. Kitabın formatından bahsedeyim. Çabuk bir şekilde. Önce bir giriş yazım var. Giriş yazımda söyleme sentetik ve kritik bir şekilde bakmaya çalıştım. Bir yandan Osmanlı ve erken cumhuriyet kültürü içinde, diğer taraftan çağdaş teorik gelişmelere bağlı olarak yapmaya çalıştım bunu. Bunun arkasında bir derleme dediğimiz özgün yazılardan oluşan kitabın esası diyebileceğiz. Hatta bir kısım var. Bunu beş başlık altında topladık. Büyük Kavgalar, Medeniyet Ölçüsü Sanat, Şarklı Kadın ve Ev Hayatı, Pierre Loti Vakası ve Mizahın İntikamı. Pınar Hocam'ın da bahsettiği gibi çok tanıdık isimler var bu metinlerin yazarları arasında. İşte Namık Kemal var, Ebu Ziya var, Halit Ziya, romancılar var. Ahmet Haşim'den birkaç tane parça var. Halide Edip var. Şevket Süreya, sanat tarihçileri. Bunlardan tek tük bahsedeceğim. Çok fazla bilmediklerimiz de var doğrusu ama genellikle geç Osmanlı, erken Cumhuriyet devrinde bildiğimiz isimleri bunlar. Şimdi Namık Kemal'in makalesinden aşağı yukarı bir asır sonra 1878 yılında Edward Said'in oryantalizmi yayınlanıyor. Edward Said'in oryantalizmi büyük bir fırtına yaratıyor.
bütün dünyada büyük bir fırtına yaratılıyor. Ve bu durum bizdeki şarkiyatçılık eleştirisine büyük bir tezat teşkil ediyor. Çeşitli nedenleri var resepsiyondaki farklılığın. Bir kere hani önceden söyleyeyim, aynı konuları kapsıyorlar. Ama Said'in kitabında farklı bir durum var. Yöntemsel bütünlüğü var kitabın. Derinlemesine bilimsel bir araştırmaya dayanıyor. Aynı zamanda basıldığı dönemin siyasal, toplumsal, kültürel iklimi çok hazır bu kitabı kabul etmeye. Bir de tabii İngilizce yayınlanması çok önemli resepsiyon açısından. Çünkü İngilizce evrensel bir dil haline gelmiş 1870'li yıllarda. Şimdi yanlış anlaşılmasın diye belirtmek istiyorum. Benim amacım burada işte bakın Said'in söylediği şeyleri bizimkiler 100 yıl önce söylemişler. İşte bu da Said'i küçültür demek değil kesinlikle. Bilakis düşünüyorum ki eğer Said'in ve Said'den sonra gelen teorik çalışmaların hazırladığı bir baz olmasaydı bu kitabı, bu metinleri bizim anlamamız da çok kolay olmayacaktı. Yani demek istediğim Said'in kitabının yol açtığı yankı sayesinde 100 yıl öncesine kadar giden Türkçe metinleri de anlamamız kolaylaşıyor. Şimdi Said'in kitabı tartışılmaya devam ediyor. Etkisini çok değişik disiplinlerde görüyoruz. Çok değişik açılardan yaklaşılıyor. Hani hatta politik olarak her bir tarafa çekiliyor. Bu da ayrı bir konu. Ama benim kitabım da Said'le başlıyor. Şurada şahsi bir parantez açarak 40 yıl öncesine gitmek istiyorum. Said'in kitabının yayınlandığı yıllarda ben de doktor öğrencisiydim. Kaliforniya Üniversitesi'nde, Berkeley'de doktoramı yazıyordum. Şimdi oryantalizm zaten duyarlılığımız olan konulara bilimsel, kritik ve sistematik bir bakış getiriyor. Ve etkilenmemem ve benim gibi kimselerin etkilenmemesi pek mümkün değildi. Ve oryantalizmin mükemmel bir kitap olmadığı çok tartışılmıştır. Hatta Said kendi de çok güzel eleştirisini yapmıştı daha sonraki baskılarında. Bu eleştirilerden belki de en önemlisi Said'in kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi çalışmanın sadece batıya odaklanmış olmasıdır. Benden de buna bir tepki olarak düşünüyorum. Osmanlı metinlerinde okuduğum şarkiyatçılık, rastlaştığım şarkiyatçılık eleştirilerini toplamak gibi bir süreç başladım. Hatta gayet iyi hatırlıyorum. Bir seminer için Türkiye'de konusunda ödev hazırlıyordum. Ve ödevi hazırlarken nereden aklıma geldi onu da bilemeyeceğim ama Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu kitabında Mademoiselle de Courton'un Adnan Bey'in evinden ne beklediği üzerinde iki tane paragraf vardı. Bu iki paragrafı bir dosyanın içine attım ben. Ödevime de kattım zannediyorum ama onun sonucunu hiç hatırlamıyorum. Bir dosyanın içine attım. Bu dosya yavaş 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 doldu. Ve elimizdeki kitabın da başlangıç noktaları noktası oldu. Şimdi Avrupa Şarkı Bilmez'in ana temalarından bahsedeyim. İslam dini. İslam dini ve Osmanlı tarihinin yazılış biçimi büyük ağırlıklık verilen bir tema. Bu konuda da Namık Kemal'in
Avrupa Şarkı Bilmez makalesi bir küçük özet gibi, onun arkasından Renan müdafaanamesi geliyor. Renan müdafaanamesi Ernest Renan'ın 1883 yılında İslam ve Bilim başlıklı bir konuşması ve sonra bir makalesinin üzerine yazılmış bir yazı. Renan'ın tezi şu: İslam bilimsel düşünceye karşıdır. Tabii çok basitleştirerek söylüyorum size. Namık Kemal bu tezin yanlış varsayımlardan çıktığını iddia ediyor. Yanlışları düzeltirken çok ilginç bir şekilde hem Avrupa kaynaklarına gidiyor, hem klasik kaynaklara gidiyor, İslam kaynaklarına gidiyor ve belki de en önemli noktalarından biri Kur'an'a gidiyor. Kur'an'dan sureler veriyor, surelerle anlatmaya çalışıyor derdini ve bu sureleri çok iyi seçmiş. Bilimin, öğrenmenin önemini vurgulayan sureler, Lokman suresi, Taha suresi, Mücadele sureleri gibi küçük küçük verilmiş bunlar ama hakikaten etkili. Aynı zamanda İslam ve Osmanlı tarihiyle ilgili klişeleri de didikliyor. Ve bunları yaparken de işte bağıra çağıra yeniden Avrupalı yazarların cehaletini ortaya koymaya çabalıyor. Ve bu arada Osmanlı tarihini yazan Avrupalı tarihçiler arasında çok büyük isimlerden bahsediyor. Dawson ve Hammer'den bahsediyor ve ikisinin de dilleri de biliyorlar diyor. Bazen yanlışlar yapıyorlar ama dilleri de güzel biliyorlar. Fakat o kadar önyargılı giriyorlar ki meseleye, o kadar Europosantrik bir şekilde, Europosantrik kelimesini kullanmıyor ama tez öyle. O kadar kendilerine dönük bir yerden bakıyorlar ki belli bir nötraliteyi, belli bir bilimsel düzeyi korumaları mümkün değil diyor. Bu bir sürü uydurma laflar var, uydurma hadisler var filan. Onları da aslında adam akıllı demistifiye ediyor. Şimdi Namık bu Renan müdafaanamesi oldukça uzun bir yazı. Yani bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Reddiye değil bu müdafaaname. Burada da şunu görüyoruz. Avrupa kültürünü reddetmiyor Namık Kemal bu öfkeli yazısında. Avrupa kültürünü reddetmiyor. Fakat kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi, kendi dinimizi müdafaa ediyor Renan'a karşı. Bu tavır diğer yazarlarda da, yazarların da paylaştığı bir tavır aşağı yukarı hemen hepsinde var. Bu zaten Avrupa kültürüyle ve özellikle Fransız kültürüyle çok iç içe geçmiş kimseler bunlar. Benzer konuları Tevfik Fikret'in makalelerinde de görüyoruz. Tevfik Fikret başka bir şeye de çok kızıyor. Avrupa'nın şarkı temsil etme otoritesini küstahlığı. Yani bizi bizden iyi bildiklerini iddia etmelerine karşı çok çıkıyor. Bunları böyle söylediğim zaman günümüzde de geçerli olduklarını düşünüyoruz tabii bazılarının. Çok şey değişmiş ama bilmediğimiz, yabancı olduğumuz tavırlar değil bunlar. Tevfik Fikret Türkçe bilmemeleriyle alay ediyor Türkiye üzerine yazan Avrupalıları. Örneğin Pierre Loti diyor, iddia ediyor ki 2 ayda Türk geçinecek kadar Türkçe öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş bu Türkçeyi 2 ayda? Hayret diyor. Kültürümüzün sosyal kurumlarımızı taciz eden görüşlere karşı sesini yükseltiyor. Ve bu arada Azade romanıyla romanının altını üstüne getiriyor. Bu çok ilginç ve önemli bir yazı bence. Şimdi tarih anlayışını didikleyen başka bir yazarımız, yani antolojide oradan oraya atlıyorum, Şevket Süreyya.
Şevket Süreya Aydemir, o zaman Şevket Süreya. 1932 yılında Şevket Süreya Kadro dergisinde Europasantrizmin tasfiyesi başlıklı bir makale yayınlıyor. Bu makalenin konusu periyodizasyon. Ve periyodizasyon kavramının nasıl Avrupa'dan çıktığını ve bununla ilgili işte gayet kritik bir yazı, sert bir yazı. Diyor ki Avrupa gerek coğrafi gerek tarihsel olarak dünyanın çok küçük bir yeridir, çok önemsiz bir yeridir diyor. Ama bütün tarih yazımsal dönemlerini kendine bağlı olarak formüle etmiştir ve böylece tarihin antik çağ, orta çağ, erken modern çağ ve yakın çağ şeklinde dönemlere ayrılması sadece Avrupa'daki gelişmelere bağlıdır. Avrupa'nın dışındaki her şeyin de Avrupa'ya bağlı olduğunu gösterir. Bu diğer bütün toplumların, bütün tarihlerin hepsinin Avrupa'yı Avrupa kriteriyle değerlendirilmesine dayanır ve bizim de tabii yaptığımız yanlıştır bunu kabul etmekle, bu tasnifi kabul etmekle bizim yaptığımız da yanlıştır. Çünkü bu tasnif diğer uygarlıkların bağımsızlıklarını ellerinden alıyor diyor. Biraz daha da ileri gidiyor. Avrupa'nın dışındaki veya karşısına dışına düşen bütün medeniyetlerin, kültürlerin barbar olduklarını iddia ettiklerini ifade ediyor. Halbuki diyor biraz ciddi baktığımız zaman durum tam tersi. Esas vahşi ve saldırgan olan şimdiki zamanda sömürgeci kıyafetiyle Avrupa'nın kendisi diyor. Şevket Süreyya'nın bu periyodizasyonu konu alan yazısını ben okuduğum zaman çok şaşırdım. Çok yani etkiledi beni bu yazı. Çünkü bu yazı, bu periyodizasyon meselesi son zamanlarda çok konuşulan bir mesele. Örneğin Jack Goody Tarih Hırsızlığı adlı kitabında aynı şeyi söylüyor. Ve bu Tarih Hırsızlığı ne zaman yayınlanmış? Türkçesi 2012 yılında yayınlanmış. The Theft of History, Avrupa'nın tarihi nasıl bütün dünyadan çalıp kendine mal ettiğiyle ilgili bir kitap. Demek ki bu düşüncenin de bir gerisi var. Zaten ilk de kim dedi diye bir tartışmaya girmek her zaman çok saçma oluyor. Çünkü görüyoruz, bakıyoruz ki bir daha önceden de söylemiş bunu. Bu tarih anlayışı. Şimdi daha hafif bir konu mu? Hafif mi? Hiç de hafif değil. Aile ve kadın konusu. Şarkiyatçılığın en sevdiği konulardan biri bu. Ve bizim aydınlarımızın da hepsi, buradaki yazıların her birinde kadın ve aile konusuyla ilgili en azından birkaç satır var. Yani Namık Kemal'de de var, hepsinde var, Nazım Hikmet'te de var, herkeste var bu. Bazıları yine birkaç satırla geçiştirmiş, bazıları sayfalarca yazmış. Fatma Aliye Hanım, Nisvan-ı İslam kitabını tamamen bu konuya ayırmış. Nisvan-ı İslam çok sevdiğim bir kitaptır benim. Biraz fantazi. Yazar Avrupalı kadınlarla bir dizi sohbet hayal ediyor ve bir kitabın formatı bu sohbetlerin çeşitli bölümleri oluşturması. Tartışılan konular dini inançtan çok eşliliğe, ev hayatına, cariyeliğe, tesettüre, modaya, müziğe kadar yayılır ve yazar sabırla tek tek Batı'nın geliştirdiği kiliselerin hatalarını sohbet şeklinde iletir ve kritik eder. Bu arada bir kendimizi de kritik eder.
Şimdi Pierre Loti'nin şarkiyatçılığı çok önemli, çok yönlü. O kadar yönlü, o kadar çok yazı çıkmış ki Pierre Loti hakkında. Ona ayrı bir bölüm ayırmayı uygun gördük kitabımızda. Tevfik Fikret'ten Ahmet Haşim'e, Nazım Hikmet'e, Ömer Seyfettin'e kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan yazarlar tarafından eleştirilmiş Pierre Loti. Hangi noktalarda eleştirilmiş? Sosyal kurumlarımıza karşı tavrı, saygısızlığı, yanlış anlaşmaları, romantizmi, otansite düşkünlüğü, evini işte döşeyiş şekli, Türk evi şeklinde döşemesi, üstüne kılık kıyafet değiştirip Osmanlılık oynaması hep bu yazarlarımıza ağır gelmiş konular. Sanıyorum ki Pierre Loti'nin kendisinin de okuması bu tartışmaların içine bir parça girebilmesini de düşünerek bazıları yazılarını Fransızca bile yazıyorlar. Ömer Lütfi, İzzet Melih gibi yazarlarımızın Loti eleştirileri ki gayet böyle acı eleştiriler bunlar. Fransızca yazılmış ve Türk dergileri de Fransızca basılmış yazılar. Loti bunlara cevap hiçbir yerde rastlamadım. Türkçesi herhalde yetmezdi Türkçe yazıları okumaya ama Fransızcalarla da pek ilgilendiğini zannetmiyorum. Fakat tabii Loti'nin bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Çünkü ciddi duygular var. Bir yandan büyük bir böyle tepki, diğer taraftan da büyük bir hayranlık var Loti'ye karşı. Nazım Hikmet dışındaki bütün yazarlarımız Loti'de bir şeyi çok takdir ediyorlar. Dilinin güzelliği. Tabii bu tür dil Nazım Hikmet'e, genç bir Nazım Hikmet'e hiçbir şey demeyecek. Bilakis yani çok dejenere olarak gördüğü bir bilgi. Şimdi İlginç yani Loti'yi yerden yere vuran Tevfik Fikret üslubu önünde büyük saygıyla duruyor. Şöyle diyor, yazdıkları sanki bir peri kanadından koparılmış tüyle yazılmıştır. O kadar hoş, o kadar latif, o kadar hafiftir ki. İşte anlatısının büyüsü budur. Hatta kızıyor Pierre Loti'ye bu açıdan da yani size istemediğiniz, inanmadığınız, hiddetlendiğiniz bir kitabı zorla okutuyor diyor. Üstüne bu kitapların geleceği de var. İnsanlar bu kitapları okuyacaklar diyor. Ben pek sanmıyorum Azade'nin okur rekorları kırdığını ama her neyse. Şimdi bir başka olay daha var bu sırada. Yine Pierre Loti ile ilgili. Aşk Yağmuru Pierre Loti'ye. Bu kitapta epeyce bahsettim ondan. Şehbal dergisinin 1913 yılında Osmanlı aydınları arasında yaptığı bir anket var. Pierre Loti üzerine ne düşünürsünüz? Ve Pierre Loti üzerine herkese sorular sorulmuş. Onlar da düşüncelerini küçük küçük ifade etmişler. Bunları da basmış. Hakikaten bir aşk yağmuru. Bunun nedeni de bu yıl Pierre Loti'nin yayınladığı La Türkiye Agonisant, Can Çekişen Türkiye kitabı. İşte herkes bize sırtını dönmüşken 1913 yılındaki tarihi olayları düşünürseniz Balkan Savaşları vesaire. Türkiye bizim arkamızda bir tek dost var. O da Pierre Loti diyorlar. Neyse üzerinde biraz belki fazla durdum Pierre Loti'nin ama neden diyeceksiniz herkesten tek tek yazarlardan bu kadar bahsetmezken Pierre Loti'den Pierre Loti'ye böyle uzun bir bölüm ayırdın. Bunun nedeni de
Bizi çok uğraştırdı Pierre Loti. Şimdi bir başka konuya geçeyim. Bu Osmanlı ve Türk sanatının derivatif ve taklitçi olduğu savlarına karşı Avrupalı sanat tarihçileri tarafından, kültür tarihçileri tarafından geliştirilen bu savlara karşı adam akıllı bir eleştiri yapılmış. Bu da ana temalarından biri ve bölümlerimizden bir tanesi. Onu ileride biraz sonra bir miktar daha açacağım. Şarkiyatçılığın inadı, vazgeçmemesi, ısrarı, tekrarları. Bu da esaslı bir konu olarak ortaya çıkıyor. Hani Tevfik Fikret ne kadar anlatsanız, düzeltseniz bunlar anlamıyor bu işi diyor. İşi hatta biraz alaya alıyor. Şekil ve şemailimizi bile kafalarındaki bir kalıba göre düşünmüşlerdi. Eğer diyor setre pantolon giymiş olduğunuz halde sizi görseler, madem ki başınızda kabuk, arkanızda aba, belinizde yatağın yoktur, siz Türk olamazsınız. Hele de diyor maazallah sarışınsanız, unutun sizin Türk olduğunuzu bir türlü akıllarına yatıramazlar. O kadar acayip sorularla karşılaşırım ki Avrupa'dayken diyor. Artık güleyim mi, ağlayayım mı, ne dediğimi, ne yapacağımı bilmem. Hiddetten ağlayacağım gelir diyor. Bazen de çok eğlenirim, çok gülerim. Yeniden yine günümüze getirmek istemiyorum ama hala başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Yani Ömer Seyfettin'in Hicim'de yaklaşması var bu konuya. Çok tavsiye ederim. Başta bütününü kitaba aldığımız Gizli Mabet hikayesini okuyun. Bir kere çok eğlenceli. İkincisi hakikaten böyle çiviyi yerine vuruyor bu kitapla. Hicim'le tabii yapıyor bunu. Kitap o kadar güzel ki kitabın sonunda Frank Kahraman şarkının cazibesini, güzelliğini bizlerin hiçbir zaman anlamadığımızı ifade ediyor. Ve bir sandık odası olayı var, ona hikayeyi okuyunca anlayacaksınız. Şöyle bitiyor kitap. Azizim diyor Türk dostuna, sizin sandık odalarınızda bile öyle esrarlı, öyle anlaşılmaz, öyle mütem, öyle dini bir hal var ki, ne diyorsun diyor arkadaşı, sandık odası sandık odası, anlattım sana sandık odasında ne bulundu. Hayır diye cevap veriyor Frank arkadaşı, Fransız arkadaşı, siz körsünüz, göremezsiniz, göremiyorsunuz vesselam. Ama diyor diğer taraftan da bizim göremeyip de o yalnız kendi gördüğü şeyin ne olduğunu bir türlü anlatamadı diyor. Oradan oraya geçerken şarkıcılığın bir başka bağlantısı var. Bu yazıların bazılarında görüyoruz onu. Şarkıyatçılığın emperyalizmle olan bağlantısı ve kolonyalizmle olan bağlantısı. Hepiniz bilirsiniz Nazım Hikmet'in Pierre Loti şiirini bütünüyle aldık buraya. Avaz avaz kendini ifade, avaz avaz bu konuyu Nazım Hikmet ifade ediyor. Bir de Resimli Ay dergisinde çıkıyor bu konu, orasında burasında. Resimli Ay dergisinden bir film eleştirisi kattık kitaba. Bu film eleştirisi tarihte 1929 zannediyorum. Film eleştirisi Fransız emperyalizminin ürünü olan kolonyal konuları ve kolonyal konuları ele alan filmlerin eleştirilmesi ve biz ne yapıyoruz, niye bunlar, niye diyor kolonyal yazarın kim olduğu belli değil, tahmin ediyorum ki Nazım Hikmet ama başkası da olabilir. Neden biz
bu kolonyal güçlerle kendimizi aynı yere koyup ülkeleri için savaşan vatanperverlere, Arap kardeşlerimize karşı çıkıyoruz. Bir yandan da hududumuzda Fransız emperyalizmi soluyor, Suriye hududumuzda diyor. Burada şarkiyatçılığın emperyalizmle bağlantısında bir proto üçüncü dünyacılık da gördüm ben. Aynı zamanda bu Şevket Süreyya'nın yazısında da ortaya çıkıyor. Tabii ki hepsinde değil, ancak birkaç yerde bunu görüyoruz. Şimdi yazıları bir araya toplayınca kolektif bir kimlik sorunuyla karşılaştım. Acaba bu savunma, Batı'ya karşı kendimizi savunma, bu yazar grubuna kolektif bir kimlik verebilir mi? Vallahi pek sanmıyorum bunu. Ama yine de belki düşünmemiz gereken bir şey. Aralarındaki ideolojik farklılıklar çok büyük bu yazarların. Daha önce de söyledim, büyük bir yelpazeden geliyorlar ve öne çıkan ideolojik görüşlerin kapsadığı alanlar çeşit çeşit. Osmanlıcılık, Türkçülük, Turancılık, İslamcılık, milliyetçilik, laisite, sekülerizm, modernizm, devletçilik, liberalizm ve bunların aralarındaki örtüşmeler, gidip gelmeler var. Yani hiçbiri de bir akıma bağlı kalmıyorlar. Şimdi bu fırtınaya kapılmış yazar, aydınların, bireylerin zihinlerini hayal etmek pek mümkün değil, pek kolay değil. Ama bunun için yeniden ben daha önce de bahsettiğim Şevket Süreyya'ya geleceğim. 1959 yılında sanıyorum yayınlanmış kitabı. Suyu arayan adamdan kendi hayatından örnekler veriyor. Ve bu kafa karışıklığını çok güzel anlatıyor. Gençken bir imparatorluk masalı dinlediğini söylüyor. Sonra kendisini kısa bir süre hürriyet sarhoşluğuna kaptırmış. Turancılık aracılığıyla efsanevi Türkiye'yi aramış. Bolşevizmle flört etmiş. Sonunda Türkiye Cumhuriyeti ideolojisiyle barışı bulduğunu iddia ediyor. Ve bu arayış sırasında da, bu yolculuk sırasında da durmadan suyu arıyor. Su onun peşinde koştuğu ülke için kullandığı bir metafor. Yani kısacası epistemolojik, ideolojik perspektifleri çok farklı yerlerden bakılmış şarkiyatçılığa. Yayınlar da çok çeşitli. Size bir sayfa açayım burada. Bakayım. Nereye gitti bu? Yok oldu. Nasıl yok oldu? Bir dakika. Açamayacağım o sayfayı size. Ama söyleyeyim, dergiler çok 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 çeşitli dergilerde çıkmış yazılar. Bir dakika dayanın da açayım onu size. Çünkü hakikaten ilginç bunlar. Neden sildiler anlamadım. Ekranımı görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bir dakika. Şimdi. Allah Allah.
Yapamayacağım. Bir teknik hata oldu burada. Onun için gösteremeyeceğim size. Affedin. İsterseniz share screen'i... Hayır, bir silinmiş ve tekrardan gelmiyor nedense. Olsun, onlar olmadan da yaparım. Tamam. Fakat şimdi sizi de kaybettim. Hiç başıma gelmeyen bir şey geldi burada. Nasıl olduysa bu. Olacak şey değil. Ben bu işi o kadar çok yaparım ve ilk defa bu başıma geliyor. Olsun, ne yapalım? Olsun, olsun. Sadece sözlere dayanarak yaparım konuşmamı. İşte dergiler çok çeşitli. Size ilk sayfalarımı göstermek istedim. Çünkü çok özene bezene yayınlanmış dergiler. Bunlar tasarlanmış dergiler. Kapakları da çok ilginç, iddialı dergiler. Ortaya çıkan sahne de garip bir sahne. Bu dergiler büyük bir kısmı Abdülhamit devrinde. Açılıyorlar, kapanıyorlar. Aynı insanlar çok çeşitli dergilerde yazıyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Dergi kapanıyor, başka yenisi açılıyor. Bazıları bir takım tavizler veriyorlar sürekliliklerini devam ettirmek için. Fakat sonunda çok canlı bir basın dünyasını da görüyoruz şarkiyatçılığın eleştirisine bakarken burada. Metinlerin janrları gayet geniş. Romanlar var, kısa hikayeler var, işte hicim var. Bunlardan bahsettik biraz. Şimdi yazıların açtığı güzel sürprizler de oldu. Bu sürprizler arasında beklenmedik bir şey benim için yerli bir sanat tarihi disiplininin başlaması oldu. Bu sanat tarihi disiplini üzerine bir miktar durmak istiyorum. Çünkü nedense bu kitabı okuyan, şimdiye kadar okuyan kimseler de pek ciddiye almadılar o sanat tarihi konusunu. Genellikle daha önemsiz görünüyor galiba diğer konulardan. Bu da benim kanayan yaram mı diyeyim. Üzerinde bir parça durmak istiyorum. İki tane saygıdeğer isim var burada. Celal Esat ve İsmail Hakkı. Aralarında epeyce 20 kadar, 15 yıl kadar filan bir fark da var yazılarının. İkisinin de yaptığı şey Avrupalı sanat tarihçilerin Osmanlı sanatı üzerine yazdıklarını eleştirmek. Yani burada da daha önce de söylediğim gibi taklit konusu var. Osmanlı sanatının, Türk sanatının hiçbir orijinalliği yoktur. Tamamen taklit ve tekrar üzerine gelişmiştir. Argümanına karşı bu böyle değildi. Neden böyle değildi diyerekten tarihsel bir bakış açısıyla konuya yaklaşırken eleştirinin yanı sıra Osmanlı Türk sanatı nedir ne değildir diye bir tartışma açıyorlar. Sanatta orijinalliğin, ikisi de bunu söylüyor, sanatta orijinalliğin sentez sonucu ortaya çıktığını söylüyorlar. İşte nasıl Roma sanatı Yunan sanatına dayanmışsa, onun bir derivasyonuysa, onun bir enterpretasyonuysa, yorumuysa, Osmanlı sanatı da kendinden önceki sanatların
özümleştirilmiş, sanatları özümleştirmiştir ve yeniden yorumlamıştır. Orijinalliği de bütün dünya sanatlarındaki gibi bu sentezdedir. Bu arada tabii başka şeyler de yapıyorlar. Görsel tarihin ne olduğunu, metot konusunu açıyorlar, metodoloji konusunu ve yeniden çok ileri görüşlü fikirler öne sürüyorlar. Biz bu konuları yeni yeni, yani diyelim ki son 30-40 yıldır bahsediliyor bu konulardan. Ki İsmail Hakkı mesela diyor ki bir medeniyetin kültürünü anlamak için, mimarisini, sanatını anlamak için sadece anıtlara bakmak çok yanlıştır diyor. Çünkü hiçbir şekilde bu anıtları analiz etmekle kültür anlaşılmaz diyor. Büyük camilere bakarken onun için mezar taşlarına da bakmak lazım, kuyu dolaplarına da bakmak lazım, hattatların yarattıkları eserlere de bakmak lazım, oymalara bakmak lazım, marangozculuğa bakmak lazım ve bunların hepsini aralarında ilişkiler kuraraktan incelenmesinin önemli olduğunu öne sürüyor ve mütevazi sanatların kaçınılmaz olduğunu, mütevazi sanatların çok 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 pencereler açtığını gösteren bir tez ileri sürüyor. Yani tekrar söylüyorum bunu. Gerçekten bu konuda sanat tarihi söylemindeki batıda söylenen laflar 30-40 yıllık şeyler. Size burada resimleri yine kaydettim, onun için gösteremeyeceğim. Ama kitaba baktığınızda çok tavsiye ederim. Bir ev resmi vardır orada. Çok tatlı bir ev resmidir bu. Bu Celal Esat'ın İstilahat Mimariye adlı mimari sözlüğünün içindeki bir resim. Bir kere yani ev demesi sadece ev onun tarifi ve bir Türk evi tabir ettiğimiz türden bir Anadolu evi gösteriyor. Dıştan görünüşü ve bu evin her bir parçası mimari açıdan, mimari bir terimle açıklanmış. Yani bu mütevazi binanın bilimsel açıdan önemini, altını çiziyor. Mimariye bilimsel nasıl bakılır ve bilimsel bakılırken mütevazi mimarinin önemi nedir diye. Bunları bize söylemiyor ama bunu resimden anlıyoruz yani. Resim çok hoş şeyler de söylüyor bize ev hayatı hakkında. İşte evin dışarı karşı kapalılığı ama bahçesinin büyüklüğü, bahçe duvarının dışa dönük cephesindeki bir çeşmenin nasıl mahalleye hizmet verdiği, aynı şekilde bir küçük dükkan var orada, o dükkanın da mahalleye hizmet verdiği, yani çok çeşitli yönleriyle bir evin yapabildiği, taşıyabildiği mesajları anlatıyor. Aynı zamanda da tabii oryantalist klişeleri, ev Osmanlı evi haram, Osmanlı evi, Türk evi, İslam evi konusundaki klişeleri de yerle bir ediyor. Bu Türk evi meselesini de biz hep Sedat Hakkı Eldem'e bağlarız. 1930'dan 1950'lere kadar geliştirdiği bir kavram olarak, kendi mimarisinde de uyguladığı bir kavram olarak. Ama ben Celal Esat'a bakınca bu işin 1906 yılına kadar gittiğini görebildim. Başka önemli konular da var. Kendini eleştirme. Avrupa hayranlığımız. Avrupa'ya körlükle inanmamız.
Ahmet Haşim mesela bunu şöyle eleştiriyor. Diyor ki Kant'ın Critique de la raison pure'ünü Türkçe'ye çevirmeyiz ama tutarız. Baron Stack kimse bu. Baron Stack'ın Muaşeret Adabı kitabını çeviririz. Gustave Le Bon'un Doğarken Ölen Fantazi eserlerini Türkçe'ye çeviririz. Şimdi bu işin de eğlenceli tarafı Ahmet Haşim Kant'ın Critique de la raison pure. Onu nedense Fransızca veriyor onun başlığını. Yani kendi içindeki çelişkiler de var. Fatma Ali Hanım Avrupalı hanımların, Avrupalı misafirlerinin inandığı temsil biçimlerini eleştirirken bir taraftan da bizim kızlarımızı, yüksek sınıftaki kızlarımızı eleştiriyor. Mesela diyor bunlar piyano çalıyoruz derler, yarım yamalak piyano çalarlar, hiçbir işi ciddiye almazlar. Resimler dergisinde kitabı aldığımız çok hoş bir kısım var. Burada bizim erkeklerimizin Avrupa kadınlarına düşünmeyle ilgili Avrupa hayranlığı. Kitaptan bulayım size onu. İki sayfalık bir foto eseyi. Şart güzelliği. Hangisini beğendiniz? Çinli bir kadın İngiliz kadınından güzel olabilir diye başlık atmışlar. Altında da bir takım bir sürü resimler var işte. Suriyeli kadın, Filistinli kadın, Türk kadın, Çinli kadın. Mesaj da şu. Şarklıların da fizyoloji itibariyle Avrupalılar kadar mütekabil olduklarına bu resimler şahitti. Bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi sonuç olarak belirtmek istiyorum ki bu kitabı ucu açık bir proje olarak düşündüm. Yani hiçbir şekilde son noktayı koyduğumu iddia etmiyorum. Oryantalist eleştirilerin bütün Türkçe yazılmış oryantalist eleştirisi konusunda Türkçe yazılmış bütün metinlerin burada olduğu diye bir iddiam yok. Fakat diğer coğrafyalardan da benzer metinler görebileceğimizi düşünüyorum. Birkaç tanesinden bahsettim zaten Arapça yazılmış şeyler. Muhakkak pek çoktur bunlar. Derleme kısmını kitabın bir arşiv olarak düşünmenizi rica edeceğim. Yani benim o ilk açtığım dosya gibi bir dosya bu. Bu arşivin büyümesi için de başka eklemelerin yapılması çok hoş olur diye düşünüyorum. Burada bitireyim isterseniz. Çünkü epeyce kaç oldu vaktimiz? Neredeyse bir saat olmuş. Sorularınızı bekliyorum. Çok teşekkürler Zeynep Hocam. Sağ olun. Bekleyelim birazcık soruları. Aslında bütün bu anlattıklarınız hakikaten ilginç bir pencere açtı 100 yıl önceye. Sizin bu çalışmalarınızın başka türlü etkilerini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir soru gelinceye kadar ben genel bir soru sorayım diye söyledim. Yani ondan sonraki dönemin nasıl etkiledi o 100 yıl öncenin hayatı? Güzel bir soru, kolay bir soru da değil bu. Belki yakından baktığımızda daha aydınlatıcı bir yere gelebiliriz bunun. Ama 1930'lardan sonra Türkiye ve dünya da çok değişiyor. Türkiye de çok değişiyor. Başka yerlere gidiliyor. Başka entelektüel kaygılar öne geçiyor gibi geldi bana. Ve mesela Avrupa'ya karşı olan tavır artık bizi nasıl temsil etmiş, biraz da bıkkınlık da gelmiş galiba insanlara. Hep aynı şeyi söylüyorlar, hep aynı şeyi söylüyorlar gibi bir bıkkınlık da gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Bunun karşısında daha çok Avrupa'nın
sömürgeciliğiyle ilgili tabii dünya değişiyor. Zaten dünya savaşları da işin içine girince tamamen farklı bir durum ortaya çıkıyor. Hatta Pierre Loti üzerine de usanmışlar, artık bir müddet hiçbir şey çıkmıyor. Ondan sonra işte ölüm yıl dönümüydü derken yeniden kongreler falan yapılmaya başlıyor. Biliyorsunuz şimdi turistik olarak kullanılan bir isim bu. Evet. Biz Pierre Loti üzerine bir soru daha gelmiş Türkal Barış'tan. Pierre Loti ve Fatma Aliye Hanım arasındaki mektuplardan bahis açılmıştı yıllar evvel diyor. Sonra fazla konuşulmadan öylece kalmışlardı. Bu mektupların muhtevası nedir diye sormuş. Bilmiyorum. Belki. Kısaca ama bu mektuplar nerede onu bile bilmiyorum ben. Atatürk Kütüphanesi'nde bir Fatma Aliye Hanım arşivi var. Belki oradadırlar ama sanmıyorum. Tamam. Bu çok çok cazip bir alan ve belki bir şeyler çıkabilir orada. Evet. Peki. Birkaç tane Engin Corusu'dan soru gelmiş ama ben bir başka soruya gideyim. Laap Adar Cem'i sorayım. Çok teşekkürler diyor size. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Benim sorum, kitabınızda ele aldığınız dönem içerisinde Batı'da şarkiyatçılığı eleştiren yazarlar var mıydı diyor. Batı'da şarkiyatçılığı eleştiren yazarlar. Var tabii. Var tabii. Ama yine bizde olduğu gibi böyle bunları toplamak lazım. Orada burada sistematik bir şekilde olmayan yazılar var tabii. Ve çok güzel bir koleksiyon olur onu yapsak. Bir önemli şey var burada. 1920 yılında Baku'da toplanan Mazlum Milletler Kongresi pek çok şeyi değiştirmiş gibi geliyor bana. Yani o Bolşevik devrim mi diyelim? Yani Yusuf İhtilali'nden sonra bu bir üçüncü dünyacılık başlamış. Ve bu üçüncü dünyacılık, proto üçüncü dünyacılık, o hep şarkiyatçılık eleştirisiyle yan yana gitmiş. Yani bırakın artık Avrupa'yı merkez almaktan vazgeçelim. Sömürgen bunlar, vahşi esas bunlar meselesi. Evet. Aslında bunun benzeri bu şekilde, bunun üzerinde konuşulacak bir başka soru da yine Engin Corusu'dan gelmiş. Avrupa dışındaki ülkelerin, örneğin Osmanlı aydınları Avrupa'yı eleştirirken kendileri de Avrupa'nın aydınlarından öğrendikleri yöntemleri kullanmıyorlar mı diye soruyor. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Kitapta şöyle bir bahsettim ondan. Bir de Osmanlı'nın oryantalizmi var. Yani pejoratif bir şekilde Osmanlı'nın diyelim Araplara bakışı var, maazallah siyahlara bakışı var. Ve bu tamamen Avrupa oryantalizminden öğrenilmiş mi diyeyim, yahut da bu hiyerarşik düşüncenin ana temalarından biri mi diyeyim, bilemiyorum ama kesinlikle böyle bir tavır var. Hatta yani şöyle kitapta da göreceksiniz, metinlere baktığınızda diyor ki Türk kadını diye gösterilen kadınlar hiçbir zaman Türk kadını değildirler. Bunlar Ermeni kadınlarıdır, Hristiyan kadınlarıdır. Türk işte İslam elbiseleri, İslam kostümleri içine İslam kostümleri giydirilip fotoğrafları çekilmiştir. Böyle şeyler var. Yahut da işte bu dansın hiçbir ilgisi yoktur İslamiyet'le. Bu tamamen işte Musevi kadınların uydurduğu bir şeydir. Harika. Gibi laflar var yani. Bu tabii. Peki yine aynı dinleyicimiz Engin Corus'un sorduğu bir soru var. Osmanlı ve İslam ülkelerinin aydınları arasında sınıf tahliline ve iktisadi gelişme dinamiklerine dayanarak oryantalizme karşı çıkanlar da oldu mu diye soruyor. Şimdi bu ikisi arasında pek bir bağ ben görmedim. Ama yani, iktisat
iktisat tarihi, iktisat yöntemleri geç Osmanlı bu devirde başlasa da işte gelse Şevket Süreyya'ya geliyor yine o. Evet. Ondan önce pek böyle bir şey görmedim. Hani tarih yazımında şey var ama ayrı bir konu. O bağlantıyı 1920'lerden sonra görüyoruz. Az Anladım. buçuk. Evet. Karşı çıkanların değil de karşı çıkılanların temelinde bir kimlik tanımlaması olabilir mi diye soruyor bir de. Anlamadım. Karşı çıkanların değil de karşı çıkılanlar Evet. temelinde. Önce sizin belirttiğiniz kolektif kimlik arayışının da temeli var. Ondan bahsettiniz. Ondan önceki soruda zaten arka planda hep defansif bir bakış açısı seziliyor diyor. Osmanlı aydınlarının karşı çıkışlarında İslam aydınlarının da ikisinde de bir defansif bir bakış açısı var. O zaman bunların arkasında olanların temelinde bir kimlik tanımlaması nasıl oluşturulabilir diye sormuş. Reaktif, evet. Bunların bu söylem tabii ki reaktif. Sizi bir şekilde temsil ediyorlar, ona karşı bir reaksiyon veriyorsunuz. Ama bu reaksiyonlardan da kimlik, kolektif kimlik çıkabilir mi? Hiç sanmıyorum yani ben bunu. Reddiye ama reddiyeden göstermeye çalıştığım gibi her biri kendi tarafına çekmiş. Evet. Onun Evet. için bir birlik yok burada. Zaten belki bu kolektif kimlik meselesi sakat bir mesele. Anladım. Peki bir şeyden bahsettiniz. Mesela kadınlar üzerine çok yazılar olduğundan bahsettiniz. Namık Kemal'in yazısını. Onlar peki toplumu ne kadar etkiledi o zamanlarda? Onu ölçebildiniz mi ya da sezebildiniz mi onun net etkisini? Yani karşısında buna tepki buldu mu toplumdan? Bunları bu kadar yazdıktan sonra. Düşünüyorum ki bu yazar çizer hani okur kaç kişi okuyordu bu yazıları. Bunların okurları arasında tabii ki bir tepki buldu. Ve bu tepki de bir artık dediğim gibi bir bıkkınlık var burada. Yazıların bazılarında da görüyoruz. Bunu yetti artık. Biz böyle değiliz, biz böyle değiliz, biz böyle değiliz gibi bir tepki var. Düşünüyorum ama ne kadar geniş bir tepki bu. İstanbul'un okumuş yazmış nispeten varlıklı kesimleri arasına kısıtlanmış kalmış bir şey mi bu? Evet. Ve bu sorun onların sorunu aslında. Bu sorun bilmem, fabrikada çalışan kadının sorunu değil ya da tarlada çalışan kadının sorunu değil. Evet. Aslında aynı şekilde İstanbul'un değişimini incelediğiniz o kitapta da bunların yansıması vardır herhalde, değil mi? O kitabı yazdığımda çok toydum ben. Tabii ki yansıması var. Tabii ki yansıması var ve onda self-orientalizm de var. Ama biraz ürkekçe yazılmış bir kitaptır o. Böyle teorik konulara bağıra çağıra girmedim doğrusu. Belki onun yeni bir versiyonunun zamanı geldi. Başkaları yapsın diye düşünüyorum ve bu yeni baskısı yapılırken de çok rica ettim editörlere olduğu gibi günahıyla sevabıyla olduğu gibi basın bunu. Çünkü bir devrim kitabı o da. Anladım. Anladım. Aslında çok güzel oldu Zeynep Hocam. Gelen soruların çoğu benzeri bir tane daha gelmiş ama Avrupa'da bu düşünce tarzı devam ediyor mu diye gelmiş. Sizin belirttiğiniz işte şarkı bilememek düşüncesi şimdiki Avrupa'nın düşüncesine uyuyor mu? Artık yine şimdiki Avrupa'nın düşüncesinin ne olduğunu tanımlamak bir çeşit oryantalizm olur. Böyle bir şey yok tabii, bu kadar büyük bir kalıp yok da bazı yankıları hepimiz yaşıyoruz bunu.
Bazı yani, ama o kadar çok şey değişti ki Avrupa çok değişti. Artık Avrupa'nın üstünlüğü diye bir şey de kalmadı ortalıkta. Onun için tabii oradan buradan çıksa bile böyle bir külliyatlı bir şekilde şarkiyatçılıktan bahsedemeyiz. Yani Edward Said'in bahsettiği şarkiyatçılık aynı şekilde yaşamıyor bir sırada. Aynen. Başka türlü şeyler var. Tamam. Ölmedi daha ama. Bir son soruyu daha size aktaracağım. Alpay Hoca bizde Tasarım, Toplum ve Teknoloji bölümünün başkanı Özyeğin Üniversitesi'nde. Keyifle dinlediğinden bahsediyor. Türk modernleşmesinin düşünsel öncülerinin arasında Batı ile ilişkilerinde mesafeli ve eleştirel olduklarını göstermesi açısından kitabınızın çok değerli olduğunu vurguluyor. Teşekkür ederim. Sorduğu soru da bugünkü Türkiye'de tüm modernleşme deneyimimizi batıya endeksleyen, taklitçi olmakla suçlayan, indirgemeci ve siyasi yaklaşımın bildik tarih anlatısında, kurgusunda çalışmanızın bir sorgulama yaratacağını düşünüyor musunuz diye sormuş. Umarım, inşallah yani, ama benim öbür çalışmalarımda da hep böyle bir çaba vardı. İmparatorluk Fransız kolonyalizmiyle Osmanlı modernitesini, Orta Doğu'daki Osmanlı modernitesini karşılaştıran kitabında da yani bunu yapmaya çok çalıştım. Ve ben bu modernliğin kimsenin sahibi olduğunu düşünmüyorum. Yani Batı bunu ilk önce biz keşfettik, bu bizim diye bir şey söz konusu değil. Çünkü alıyorsunuz bir kültürler arasında, medeniyetler arasında o kadar çok gelgit var ki alınan bir fikir geliştiriliyor, başka bir şekle sokuluyor ve yeni bir yön açıyor. Onun için evet, umuyorum ki bu işi bir parça karıştırmaya sebep olmuşumdur. Çok güzel. Olurum inşallah yahut. Vallahi. Zeynep Hocam çok değerli bir konuşmaydı. Zaten yazanların çoğu da bahsediyorlar. Sizlere teşekkür ediyorlar bunun için. Şimdi bizim bir geleneğimiz var. Biz konuşmacılarımıza bir tane plaket veririz. Tabii burada bu plaket işi birazcık zor ama biz size bir dijital bir plaket verip inşallah sizi gördüğümüzde bunu size bizzat sunmak isteriz. Ben onun için sizle bir ekranımı paylaşacağım. Bir dakika, bu değil. Bunu görüyor musunuz acaba? Mor renkte gördüm, evet. Evet. Bizim vereceğimiz plaket bu olacaktı size. Çok güzel. Biz size bunun hem PDF'ini göndeririz ama umarım ileride de kesinlikle size kendisini sunabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben de bitirmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Bugünkü konuşmayı ve güzel sorularınızla zenginleşen sohbetimizi büyük akademisyen, efsanevi hoca, bilim akademisi üyesi ve benim çok sevgili eski arkadaşım Ayşe Buraya ithaf etmek istiyorum müsaadenizle. Çok teşekkürler Zeynep Hocam. Biliyorsunuz Bilim Akademisi daha birkaç gün önce kendisi hakkında bir bildiri de yayınladı. Sağ olun. Bütün değerli bilim kadınları, bilim insanlarının önemini bir kez daha vurguladığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Peki biz size teşekkür edelim. Umarım gelecek yıllarda yüz yüze konuşup belki başka sunumlar, başka konuşmalar da yapabiliriz. İnşallah. Peki. Çok teşekkürler o zaman. Ben Herkese teşekkür ederim. sağ olun. Herkese de çok teşekkür ederiz o zaman katılan herkese.